uzun süredir video atamadım Çünkü kendi kişisel e, problemlerim vardı Evet şimdi devam ediyoruz e, en son Malmut'un içine kadar girdik ve buradaki Malmut valisini öldürmeye yemin etmiştik yani e, şöyle diyebilirim ki burada e, Ashes of Malmut serisini bitiriyoruz daha sonra Forgotten Gods e, DLC'sine geçiş yapacağız. Öyleyse yolumuza koyulalım. Tabii ki önce bufflarımızı basıyoruz. Bufflarımızı unutmuyoruz çünkü e, en kritik şeylerden bir tanesi oyunda. I can't do that yet. That skills not ready. I can't do that yet. Yeah, Ilerleme, devam that skill's not ready that skill's not ready that skill's not ready Daha önceki videolarda da bahsetmiştim Malmut biraz karışıktır yeni oyuncular için ancak gerekli dikkati gösterdiğinizde çözülmeyecek bir şey değil. I can't do that yet. I can't do that yet. That skill's not ready. I can't do that yet. Evet yeni bir Devotion Point kazandık. Bakalım nerede kalmıştık e, Devotion Skill ağacında. Hemen bakıyoruz. Herhalde evet Shelf Maiden'da kalmıştık. Shelf Maiden'ı tamamlıyorduk. O halde bunu tamamlamaya devam edelim. Yeni adımımızda e, adımımızda %6 shelf block şansımızı daha arttırıyor. Bu çok iyi bir rakam. Ve sonunda da bizim eee Physical damage'imizi ve iç kanama veren, saniye başında iç kanama veren damage'imiz olan internal trauma'yı, trauma, trauma e, skill'imizi güçlendirecek. Daha doğrusu damage türümüzü güçlendirecek. O skill'imizden gelen bir damage türü. Bildiğiniz üzere her e, skill tipinin bir de dot damage e, tarzı saniye başına verdiği ikinci bir e, damage türü var. Bu da onlardan bir tanesi. Evet, Legendary attı. Tabii ki 50 level geçtiğimiz için artık Legendary'ler yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Bakalım neymiş. One Handed Axe %27 bütün e, damage türlerine veriyormuş. Blading damage'imizi %100 e, arttırıyor ve %46 da süresini arttırıyormuş. %15 e, damage to humans diyor. İnsan türünde olan düşmanları daha fazla vuruyoruz %15 şeklinde ve 48 offensive ability veriyor. Üstüne bir e, garanti var. Devour denen bir skill'i %100 şanslı kritik şans kritik atak yaptığımız an %100 şanslı atıyormuş. Bu da %20-25 main hand damage e, veriyor. E, ve bleeding damage veriyor. Bir de işte burası çok güzel. %300 bize lifesteal veriyor. Yani %300 of e, Atak damage convert to health diyor. Yani vurduğunun diyor, damage'inin diyor %300'ünü diyor. Eee convert yani çeviririm diyor health'e. Bu life oyundaki tanımı. Ancak bizim işimize çok yaramıyor şu an. O bakımdan e, yeni bir legendary bulana kadar yolumuza devam ediyoruz. Skills not ready. I can't do that yet. That skills not ready. That skills not ready. can't do that yet. That skills not ready. E, katoniklerin başındaki komutanı öldürürken bizim onun yerine girmemiz için 3 tane mühür çözmemiz çözmemizi istemiş hatırlarsanız. Burada da aynı şey var. 3 farklı mühürü çözüp onların inine girmemiz gerekiyor. Bir tanesini az önce çözdük. Şimdi ikinciye gidiyoruz. Yıldız içinde zaten gördüğünüz üzere. Skills not ready. That skills not ready. That skills not ready. That skills not ready. do that yet. Evet, ikinci mührümüzü de çözdük. Şimdi üçüncü de çözdükten sonra buraya giriş yapacağız. Ancak üçüncüsünün nerede olduğunu bulamadım. Şunu çözmedik mi ya? Çözmemişiz. Bir dakika tekrar çözelim. Tamam. Üçüncüsü de diyor ki, ee... Evet biraz daha gerideymiş. O yüzden şu, şu bölgelere geri döneceğiz. I can't do that yet. That skills not ready. Malmut işgal şehri olduğu için daha önceki videolarda da söylemiştim ee, gayet kalabalık bir yer O yüzden hardcore oyuncuların daha da dikkatli olması e, gerekiyor burada her yerden bir skill geliyor bir e, değişken oluşuyor o yüzden dikkatli olunması gerekiyor özellikle Ultimate gibi e, insanın çok zorlayan ...dönemlerde kesinlikle adım adım gidilmesi lazım. Şu an tabii karakterime güvendiğim için biraz e, başı bozuk şekilde gidiyorum ama bu örnek bir e, davranış değil Grim Dawn için. Bir de işte normal zorluk seviyesinde olmamın bir de şeyi var, e, özgüveni var. Yoksa Ultimate'de elbe elbette ki işi çok yavaştan alacağım. Evet, mührü aramaya devam ediyoruz. Şurada bir bölge de olacaktı ya. Chestleri açmayı e, unutmayın arkadaşlar üşenmeyin böyle şeylere. Çünkü gayet chestten de çok önemli kilit legendary itemlar düşebiliyor. That not ready. I can't do that. Skills not ready. That skills not ready. I can't do that. Yet. Bayağı bir geriye döndük çünkü herhalde e, biz ilk mühürü kaçırdık. O yüzden bir geriye dönüş oldu. Onu arayalım. Evet, mühürümüzü bulduk. Şimdi hızlıca Malmut'taki bu felaketin sonunu getirelim. yoy eee soldier'la şamanı birleştirmen seni hiçbir eee zorla itmez. Gayet güçlü. Skill's not ready. skill vermeyi unutmuşuz hemen skill'imizi skill verelim en son ee, nullification'ı elde etmeye çalışıyorduk hemen elde edelim onu çünkü çok önemli bir skill onu da elde ediyoruz e, ancak şu an onu koyabilecek bir yerimiz yok hemen şöyle yapacağız daha önceden göstermemiştim. E, y tuşuna basarsanız, Yeliz'in Y'si diyelim. Y tuşuna basarsanız e, bir skill e, kutu bütünü daha açılıyor. Bufflarınızı buraya koyarsanız eğer daha rahat edersiniz. Bizim mesela bufflarımız nelermiş? Mesela öncelikle e, file command My Man's Spire ve e, manhears bulwark. Bunları koyalım. Bir de şeyi de koyalım item'ımızdan gelen ghoul isimli e, skill'imizi de koyalım. Hemen buff'larımızı buraya... Bir dakika, diğeri neydi? Evet. Buff'larımızı buraya koyuyoruz. Daha sonra buradakileri kaldırıyoruz. Ki aktif skill'lerimiz burada yer alsın hemen buraya notification'ı koyuyorum. Notification'ı daha önceden anlatmıştım. Ee, karşı tarafın kendine attığı buff'ları ve bize atılan debuff'ları kaldırıyor ve çok kullanışlı. Senin soruna gelirsek çift el silah kullanman gerekmiyor. İlla öyle bir e, seçenek yok. Yani istediğin silahı kullanabilirsin. Yeter ki sana uygun senin skilllerini besle besleyecek yani skill'lerini besleyecek derken skill'lerinin attığı damage türü neyse o damage türünü e, destekleyecek herhangi bir itemla one handed veya two handed yani fark etmez hepsini kullanabilirsin. Hepsinin ayrı build'leri var. Yani illa şaman ve Soldier'ı seçtiğin zaman e, belirli bir build yok. Farklı farklı. Onun da içinde e, kendi kafana göre yapabileceğin şeyler var. Evet. Üç mührü açtık ve şimdi e, şeye giriyoruz. Mahmut'un içine giriyoruz. I can't do that yet. I can't do that yet. Skills not ready. That skills not ready. Önemli değil, her türlü sorunu cevaplarım. Evet. Devam ediyoruz. I can't do that yet. That not ready. Youtube'daki daha önceki videolarımda da bahsettiğim üzere arkadaşlar e kesinlikle ve kesinlikle map'in her tarafını açın. Boş yer bırakmayın. Boş yer bırakmak size... E Vakit kazandırıyor zannedersiniz ama Grim Dawn'da öyle bir şey yok. Kaçırdığınız çok şey olabilir. O yüzden tüm karanlık bölgeleri açın. Aa öyle mi? Twitch'ten YouTube'a giden çok oluyor da, e, YouTube'dan Twitch Twitch'ime gelen hiç olmamıştı bugüne kadar. Sevindim YouTube'dan buraya geldiğine. Not ready. I can't do that. Skills not ready. That skills not ready. senin sorunu da cevaplayayım. Bir saniye. Şurada güvenli bir, bir bölgeye geçeyim. Demişsin ki Devotion simge skilllerini açtığımızda o simge skilllerini yeteneklere mi yerleştiriyoruz yoksa ayrı bir skill olarak mı geliyor? Ayrı bir skill olarak gelmiyor. Yeteneklere yerleştiriyoruz. Şöyle göstereyim sana. Ee, örneğin burada şu skill ağacının bana verdiği yani en sonunda bana verdiği skill'in ismi Turtle Shell. İsmi o. Turtle Shell ne yapıyormuş? %100 şansla e, benim health'im %40'ın aşağısına düştüğü an %100 şansla bana e, 1970 damage absorption veriyormuş. Yani beni 1970 damage'den tamamen koruyormuş ve bunun tekrar e, faaliyete geçmesi 32 saniye alıyormuş. Skill bu. Bu skill'i e, benim bir buff'ım olan Manhirs Bulwark'ın üstüne koyup e, şunu yapmış oluyorum. Bu buff benim üstümdeyken yani Man neydi ha he, Manhirs Bulwark benim üstümdeyken %40'ın aşağısına düşerse skill'im şeyim canım bu Devotion Point'ten gelen e, skill devreye giriyor. Ancak bu skilli bunun üstüne bağlamazsam bu skill çalışmaz. İnşallah anlatabilmişimdir. Evet yolumuza devam ediyoruz. Skills not ready. That skills not ready. That skills not ready. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşmaktayız. Şimdi burada bir açıklama yapacağım. Hemen o açıklamayı da yapayım. Bazı arkadaşlar e, Instagram üzerinden ve Facebook üzerinden bana şu konuda DM atmışlar. Demişler ki, şurada gizli bir kapı var. Biz burayı açamıyoruz. Yani oyunu bitiriyoruz. Oyun bitiyor ancak bu kapıyı açamıyoruz demişler. Bu kapıyı açamazsınız arkadaşlar. Bu kapıyı açamaz, açamamızın sebebi şu. Önce bir kere Ashes of bitirmeniz gerekiyor. Yani buradaki... E, malmuttaki Büyük boss'u indirmeniz gerekiyor. Ondan sonra... E, size... Neredeydi o? Evet. E, Coven's Refuge'dan... Size bir e, görev geliyor. Burada eski bir cadı olan... Yani Coven'in üyesi olan... Bir kişi atelleri katılmış. E, ve burada... Yapılanmaya başlıyor. Biz de o yapılanmayı durdurmak için oradaki görevi alıyoruz ve buraya geliyoruz. Onu köyüne yani eski cadılarla birlikte olmaya tekrar ikna etmek için geliyoruz. O zaman bu kapı açılıyor. Yani burası quest alakalı bir durum olduğu için şu an kilitli. Daha sonra buraya geliyorsunuz. Burayı açıyorsunuz. Hatta burayı açmanız gerekiyor. Çünkü burası da farm rotalarından bir tanesi. Ultimate'de burayı sürekli farmlamanız gerekiyor. Şimdilik bizim e, ilgi odağımız değil ancak e, serinin ortalarında buraya tekrar geri döneceğiz. Şimdi ilerleyelim. Can't do that yet. I can't do that yet. I can't do that yet. I can't do that yet. Demişsin ki e, Revolver yeni başladığım için biraz kafa karıştırıcı oluyordu ama bu oyun nedense ülkemizde çok meşhur değil. Evet zaten çok meşhur. Aslında dünyada meşhur ancak ülkemizde değil. Haklısın o konuda. Zaten ülkemizde meşhur olsaydı böyle video ve Twitch olayına bu oyun üzerinden girmeyecektim. Çünkü ben e, YouTuber değilim. Bunu zaten videonun açıklamasında söylüyorum. Hiçbir bilgi kaynağı olmaması, olmaması nedeniyle olanlar da çok şey açıklayıcı değil. Kimse hiçbir şey anlamıyor. O yüzden Türk oyuncular aslında var ama kimse nasıl oynandığını tam olarak anlamıyorlar ve oyun diğer RPG'lere göre birazcık daha farklı bir işlenişi var. O yüzden bunu işte misyon edindim kendime. Amatör bir şekilde insanlara anlatmaya çalışıyorum ki oyun birazcık daha tutsun Türkiye'de. Gerçekten. Türkiye'de hak ettiği yerde kesinlikle değil. Hatta diyorum ki keşke bu oyunu meşhur edecek biri çıksa da ortaya ben de şu YouTube e, olaylarından e, şey yapmasam, kasmasam. Bana çok ısrar geldiği için böyle e, oynayan arkadaşlar çok soru soruyorlardı. İşte video yap, video yap, bir şeyler yap. O yüzden buraya sorumluluk alıp giriştik bakalım. Gelişmişken dedim ki bari normal oynamayayım. Bu sefer hardcore oynayayım. daha heyecan verici olur. That not Benim bu oyun e, üstünde yaklaşık bin e, 1000 saatim falan var. 1200 saatim falan var. Bayağı bir gerekli mesaiyi mesai bu oyuna harcadım. Yani sanmıyorum ki Türkiye'de bu kadar benim kadar oynayan olsun Grimdan. Çok ilginç yani. Koskoca ülkede nasıl bu kadar az biliniyor bilmiyorum. Can't do that yet. That skill's not ready. Demişsin ki bir de çok fazla Stellaris oynadığını gördüm. Aynı şey. Ee, evet. Stellaris'in şansı biraz daha yüksek. İnsanlar biraz Stellaris oynuyor. Ee, o Onda bir problem yok da. Yani çok problem yok diyeyim. Ancak Grim Dawn'un hakikaten biraz ee, ünlenmeye ihtiyacı var. Ben piyasadaki bütün... Bu tarz oyunları oynadım. Ancak hep söylüyorum, Grim Dawn gibisini bulamadım. Yani yok böyle bir sistem diğer RPG oyunlarında. Benim zaten oynadığım oyun türleri genelde popüler olmayan oyunlar. Yani işte böyle Grim Dawn oynuyorum. Sonra strateji oyunları oynuyorum. Ne oynuyorum? Stellaris oynuyorum işte. Crusader Kings falan oynuyorum. Ondan sonra Edge of Empires oynuyorum. Kosak 3 oynuyorum falan filan. Ana akım oyunları oynamıyorum yani. Böyle ana e, insanların çok fazla oynadığı oyunları benim ilgim çekmiyor. That Skills not ready. That skills not ready. I can't do that. Evet aynen o şekilde işte o evet öyle bir video da çekmiştim. Gene merak ettiler. Yani bir insanlar bir şey merak edince ben de hemen onun üstüne video çekiyorum. Çünkü şimdi onun sebebi de şu. Birine o soruyu cevaplıyorum. Daha sonra aynı sorudan 3-4 tane daha geliyor. Ondan sonra hepsini ayrı ayrı anlatmaktansa bir video çekiyorum ve o şekilde e, herkes izlediği şeyden anlıyor. Evet Ashes of Malmunt DLC'sini normal zorlukta az sonra bitireceğiz. That hemen şuraya bir e, gerçi hiçbir işimize yaramayacak. Hardcore olduğumuz için ölsek <laughs> gate'ten gelmemize gerek olmayacağı için e, direkt dalacağım. Yani evet. Demişsin ki e, iyi bir düşünce şahsen. Grimdağ'ın için iyi bir yol gösterici oldun. Demişsin. E, aslında öyle bir iş dediğim gibi. Bir iddiam yok. Dediğim gibi. Böyle çok akıcı süper Çekici bir sesim falan filan yok ama işte Başka kimse olmadığı için Dedim ki bari bunun sorumluluğunu üstüme alayım Evet şimdi e, Buradaki Ethereal belasını Kovuyoruz hadi bakalım Mammut'u kurtaracak mıyız Öncelikle buradaki boss'un özelliklerinden bahsedeyim Buradaki boss üç, aynı katonikler gibi 3 farklı feyizden oluşuyor. Ancak katoniklerden farklı olarak şöyle bir şey oluyor. İlk fezinde yuvasında otururken ikinci phase'inde ayaklanıyor ve üçüncü phase'inde daha da güçleniyor. Kanatları falan çıkıyor. O yüzden her git phase'e geçişten daha çok güçleniyor. Ve sürekli ne kadar güçlü olursanız olun kayıtlamanız gerekiyor. Etrafına dolaşın yani. Evet, ikinci feyzine geçiyor şu an. Bu esnada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi, yine kaçarken sağdan ve soldan sizin üstünüze e, kendi körelerinden atacak. O yüzden yine dikkatli olmanız gerekiyor. Hardcore oyuncular özellikle şuradan ve diğer taraftan e, gelenler olacak. Dikkat etmek gerekiyor. Sizin e, Tank olmanız Veyahut da yakın dövüşçü olmanız Sizin şu hareketleri yapmanıza engel değil Yani diğer oyunlar gibi Yüz yüze kapışırken Adamın dibinden ayrılmayayım diye bir şey yok Bunda büyük hata olur O yüzden Iııı e, benim oynadığım şekilde oynamanız gerekiyor. Yani sürekli ataklardan kaçacaksınız, tekrar dalacaksınız. Özellikle şu meteorlar çok can yakar. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Grim en büyük hilelerinden bir tanesi size çok güçlü olduğunuzu hissettirir. Çünkü siz çok böyle hızlı bir şekilde öldürmeye başlıyorsunuzdur dur sağa solu. Ama karşınızdaki rakibin bir skill'i vardır. O bir skill o kadar güçlüdür ki o güne kadar hiç almadığınız bir demeci alırsınız ve korkuya kapılırsınız. Bu nedenle ölümünüz kolaylaşır. Asla çok güçlü olduğunuzu düşünmeyin. Öyle bir yanılgıya kapılmayın. Bakın şu skill'den kaçmak çok önemli. Mesela bunlara elinizin alışması gerekiyor. Çünkü bu olmazsa büyük problem yaşarsınız. Çünkü Grimdam'da daha önceden de bahsettiğim üzere ne kadar kasarsanız kasın her zaman savaşmak zorundasınız. Tek atarım diye bir şey yok. Bakın auralar içinde kalmamak gerekiyor. Bunlar hep aura. Bunları efekt olarak düşünmeyin. Bunlar aura bunların arasında kalınca e, canınız çok fazla gidiyor Hemen uzaklaşın Bu şekilde bakın bu böyle Tekrar devam dövüşmeye Evet Ashes of Malmont'un da sonuna geldik Burayı bitirmiş olduk Gördüğünüz gibi hayvani bir experience verdi. Ee, arkadaşlar bir de şunu anlatayım. Şimdi garip bir e, olay var. Çoğu arkadaş renk paletinden dolayı, oyunun renk paletinden dolayı bossları kesiyorlar. Ya diyorlar boss'tan bana hiçbir şey düşmedi. 10 kere boss kestim hiçbir şey düşmedi. Ee, burada boss'larda e, Nemesis'lerde dahil shrine, şeyler, shrine demişim kutular oluyor. Ee, yani mesela şu bir kutu, Itemlar var, ödülleriniz buradan düşer. Yani bunlardan düşer. O yüzden şey yapmayın. Bakın şuradan. Dikkatinizden kaçabiliyor böyle şeyler. Dikkat etmeniz gerekiyor. Bir tane de şurada varmış. Evet bakalım neler düşmüş. Ee, bir aks düşmüş. Two handed. Hemen yani şu balta'yı bir inceleyelim bakalım. Neymiş bu? Bu da two handed. Bu da bizim işimize yaramıyor şu an. Hemen elit yine yaramıyor. Bizi mutlu etmedi. Şimdi hemen base'imize dönelim. Size göstermek istediğim ayrı bir olay var. Bu çok önemli bir bilgi. Hemen gösterelim. Ashes of Malmut'u bitirdiğiniz zaman Bir saniye. Şurada evet. Hemen şuraya geçmeyin. Ben geçeceğim çünkü seri halinde yaptığım için benim için problem değil. Ama sizler geçmeyin. Sebebi şu yani. Buraya geçmeyin hemen. Bakın şimdi. Burası çok önemli. Ee, oyunda vendorların hepsi aynı şeyleri satmıyor oyunda. Diğer e, RPG'ler gibi değil. Mesela her vendor kendini özel bir karakter olarak düşünün. Vendorları. Vendorlar özel itemler satıyor. Kendilerine özel. Yani illa bu item almak için buraya gelmen gerekiyor. Şimdi bakın. Burada. Potion of Clarity denen bir potion var. Bunu sadece bu kadın satıyor. Yani ismi Plodia isimli bir kadın satıyor burada. Şöyle yakından da göstereyim. Şuradaki hanımefendi satıyor. Bu item size yani bu potion size 3600 saniye boyunca %100 experience veriyor. Yani ne demek? Siz bir yaratığa vururken 10 experience alacaksınız. Artık 20 experience alacaksınız demektir. Görevler için de geçerli. Bir görev size 10k experience veriyorsa bu potion üstünüzdeyken aktifken size 20k görev experience'i verecek demektir. Ancak ben bunu alabiliyor muyum? Alamıyorum. Sebebi ne? Sebebi reputationımın yetmemesi. Neden yetmiyor? Çünkü burasının çok fazla görevlerini yapmadım veya istediği yaratıkların yaratıkları öldürmedim. Burası şuradaki gruba ait. Hemen gösterelim. Bir saniye. Evet, Malmut Residence denen e, bir grup burası. Yani buradaki e, örgütün ismi Malmut Residence. Buradaki e, respected yazan kısım var ya. Şuradaki barın tamamen dolması gerekiyor. Burası dolmadan ben o poşunu alamam. Peki buradaki barın dolması için gerekli şeyler neymiş? Bakın burada yazıyor. Reputation Gay'nin from diyor. Uh, killing Ethereal Vanguard diyor. Ve diyor buradaki diyor görevleri yap diyor. Yani mesela şurada bakın. Table var. Bir tane buradan bounty alabilirsiniz. Görevler. Uh, ve diyor Ethereal Vanguard öldüreceksin. Şimdi oyunda Ethereal'ların iki tane farklı versiyonu var demiştim. Bir tanesi Ethereal'slar kendi yani komple ırk olarak. Bir de Ethereal Vanguard denen bir ırk alt ırk diyelim. E, ee, Ethereal Vanguard'lar sadece Malmut içinde bulunur. Yani bu ne demek? Sadece buradaki yaratıkları keserek e, buranın reputation'ını kazanabilirim demek. Yani gidip ben mesela e, ne o şuradaki ethereal'ları veyahut da ward'ını kessem buraya hiçbir etkisi yok. O yüzden illa buradaki e, yaratıkları kesmeniz gerekiyor. Şimdi benim tavsiyem ne? Benim tavsiyem eğer hızlı bir şekilde reputation kasmak istiyorsanız ki hızlı dediğime de bakmayın. Yani 3-4 saat hatta belki 6 saat sürebilir bu. Ama sonraki level atlamalarınız için çok hızlandırıyor. E, bunu yapmanız için benim tavsiyem şu. En son gate'e gelin. Buradan. Böyle yardıra yardıra yardıra. Temin gittiğim son boss var ya. Oraya kadar gidin son boss'u kesin. Kestikten sonra tekrar oyunu başlatın. Tekrar bunu yapın. Bu işlemi yapa 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 yapa. Reputation'ınızı kasabilirsiniz. Ancak ben reputation kasmayacağım. Çünkü reputation kasmak çok uzun bir süre orada. O yüzden seriye buradan devam edeceğim. Tabii ki gördüğünüz gibi yan görevler de var. Daha önce de bahsetmiştim. Yan görevleri video veya yayın sonlandıktan sonra gidip tamamlıyorum. Size nasıl yan görevlerin açıklamalarını bulacağınızı, hepsini videoda anlatmıştım. Bir tane video çektim bunun için. Orada e, söylüyorum hangi siteye girmeniz gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor. Bu yan görevleri de e, tamamlıyorum video arasında, yayın arasında. Şimdi esas diğer DLC'ye Forgotten Gods'a giriş ah, yapıyoruz. Curtain... Evet, demişsin ki revolver Full büyücü uzaktan skill atmalı karakter için hangi sınıfları seçmeliyiz? Arkanist seçebilirsin Şaman seçebilirsin ee, Arkanist ve Şamanı birleştirebilirsin Ondan sonra e, şeyi birleştirebilirsin Yine Arkanist seçersin ee, Ve Soldier'ı birleştirsin benim gibi Mesela ben Arkanist ile Soldier'ı birleştirdim ama Şimdi şöyle sen Soldier'dan defansif aura alırsın ve Arkanist'i kullanırsın. Yani Arkanist'in atacağı skillleri e, e, kullanabilirsin. Onun dışında e, yine içinde Arkanist olan şeyler seçmen gerekiyor. Veyahut da Şaman. Yani en azından iki tane klas seçiyorsun ya. Bu iki klasın en azından bir tanesi ya Şaman ya Arkanist olması lazım ki onun üstüne yeni bir yani başka bir skill e, sistemi getirebilirsin. Mesela şaman soldier olur, şaman arkanist olur, şaman okulist olur. Mesela okulist de şeydir. E, okulist daha warlock gibi. Karşı tarafı zehirleyen böyle. O da uzaktan. Karşı tarafı zehirleyen bir klas. E, o da olabilir. Yani okulist, şaman ve Arkanistin içinde bulunduğu herhangi bir kombinasyonda e, uzaktan büyü yaparak şey yapabilirsin. Eee ilerleyebilirsin. İşte istersen Arkanist Okulist, Arkanist Şaman, Şaman Okulist falan. Şaman Soldier, Arkanist Soldier, Okulist Soldier olabilir. işte Okulist Demolitions olabilir. Daha böyle fire, daha böyle hayvani fire gideceğim diyorsan, daha böyle bağırta bağırta fire atacağım diyorsan mesela ee, Arcanist e, Arcanist ile Demolitions'ı birleştirirsin. Demolitions'tan Fire Skill'ler alırsın. Arcanist de Elemental Damage'leriyle onu besler. Bu sayede yüksek Fire e, Sorceress elde edebilirsin. Öyle şeyler yapabilirsin. Zaten şöyle bir şey bahsetmiştim. Ee, yine videolarım arasında var. Oyunda e, herhangi bir yerden build bakmayı önermiyorum. Çünkü kendi build'inizi oluşturmanız e, oyunda mantıklı. Yani balık tutmayı değil, şey balık vermeyi değil de balık tutmayı öğrettim. Orada da bakabilirsin. Mesela e, yönlendirdiğim zaman o verdiğim sitelere orada Türkçe de çeviriliyor. Bütün skill'leri baştan sona okey çok da açıklamalı oluyor. Oradan da kendin de karar verebilirsin. So, you have, you, the three have, go to the... Evet, biraz Forgotten Gas'tan bahsedeyim. Burası neresi? Olayı ne? Kısaca bahsedeyim. Zaten lore videosu yapacağım bir ara. Biz niye buradayız? Onu, en azından ondan onu bahsedeyim. Biz şundan dolayı buradayız. Demiştim size insanlar Grimdağ'ın olayından sonra kendi kendilerine bu dünyaya çare aramak için farklı farklı kültlere bölünüyorlar. Bu kültler her hepsi ayrı bir yöntem geliştiriyorlar geliştiriyorlar ataryallara karşı. İşte bazıları katonikleri başımıza bela edip onları şeytani bir e, ritüelle dünyaya getiriyorlar ki ataryallarla e, savaşsınlar diye. Kimisi eee katılıyor. Onlarla beraber işbirliği yapıyor. Kimisi bizler gibi böyle ...dünyada herhangi başka bir varlık istemiyor ve herkesle savaşıyor. Kimileri hırsızlar. Bu dünyayı böyle olmasını istiyorlar ve hırsızlıklarına devam ediyorlar. Kimisi şu bölgede dediğim gibi cadılık faaliyetlerini sürdürüyorlar... ...ve cadılık üzerine ölülerle anlaşıp... ...cadılık üzerinden ethereallarla savaşıyorlar... ...ve aynı zamanda birbirleriyle savaşıyorlar. Buranın olayı ise şöyle... Burada da doğu cadıları var. Yani doğu bölgesindeki cadılar var. Doğu bölgesindeki cadılar üç büyük e, gattan biri olan e, kültlere sahipler. İşte birisi Solael, birisi e, Drit, birisi de e, birisi de neydi? Hemen bakalım. Ha, yani Bismil, tamam. Üç, bu üç büyük e, cadı kültüne ait olan cadılar burada birleşiyor. Onların sebebi de şu yine bir insan kültü. Çok eski bir tanrı olan e, Old God denen çok eski bir tanrı olan e, bir tanrıyı diriltiyor. Diriltmesinin amacı da yine dünyadaki ethereal tehdidi için. Ancak bu dirilen e, God hiç dünyanın e, tehdidiyle uğraşmak istemiyor. Direkt e, tüm otoritesini eline almak istiyor ve diğer tüm tanrıları e, ee, şey yapmak istiyor. Oyun dışı e, yapmak istiyor ve onların tüm gücünü elde etmek istiyor. O yüzden üç büyük tanrının yani cadı tanrının e, kültü e, anlaşarak buradaki dünya için oluşan yeni tehdidi yok etmemizi istiyorlar. Yani oradaki old katı yok etmemizi istiyorlar. Buradaki olay da bu. Hatta biz diyoruz ki Ethereal tehdidini biz bitirdik öyle geldik buraya falan diyoruz. Onlar diyorlar ki daha büyük bir tehdit var artık. Ee, old God dirildi ve onu yok etmemiz gerekiyor diyorlar ve biz de onun üzerine yola çıkıyoruz. Şimdi buraya geldik bize yardımcı olacak 3 tane kült var demiştim. Biz üçünden biriyle işbirliği yapmamız gerekiyor. Bunlardan biri Sorael, biri Bismil, birisi de Drake. Biz üçünden birini seçebiliriz. Üçünün de bize ayrı ayrı senaryo veriyor. Yani hangisini üye olursak ona göre bir önümüze yol haritası çıkıyor. O şekilde o oynanış değişiyor. Burada ben solaylı seçeceğim. Ve o şekilde ilerleyeceğim. So you are what the emissary has brought us. Are you prepared for the trial? Şimdi önce bir kendimizi ispatlamamızı istiyorlar. Yani geldik buraya ama sen diyorlar kimsin, güçlü müsün, değil misin? Biz nereden bileceğiz gibisinden. Kendimi ispatlamam gerekecek. Onun için buraya geliyorum. Şuradaki arkadaşa diyorum ki Diyorum ki işte bana başlat şunu. Ben de kendimi ispatlayayım. That skills not ready. Evet şu an kendimizi ispatladık. İstersek Solaylı seçeriz. İstersek şuradan Drake'i seçeriz yukarıda. Veyahut da şu, şurada Bismil var. Onu seçebiliriz. Ancak ben dediğim gibi Solaylı seçeceğim. Nerede Solaylı? Şuradaydı. Bu arada Solaylı'da şu. Şuradaki tanrı var ya o. Şunun ismi. Perhaps there is value in you. Şimdi bir dakika, önce şeye gideceğiz. Emisere'ye gideceğiz. Kendimizi ispatladığımızı söyleyeceğiz. Ondan sonra bize seçtircek. Evet, gidiyoruz şimdilik. Sol Aylı seçiyoruz. You show promise. Selile does not need your help, but that does not mean we cannot benefit one another. Hmm.

Şunu da göstereyim bu arada. Şimdi biz burada olduğumuz için yanda bir sürü gördüğünüz gibi kalabalık var. Görev kalabalığı var değil mi? Bunları görmek istemiyoruz. Çünkü bizim şu an bunlarla işimiz yok değil mi? Şuradaki görevlerle hiçbir işimiz yok. O yüzden şuradan eleme yapmamız gerekiyor. Buraya geldik ya. Şimdi ben, benim işim Uktenborg'da değil artık. Yani burasıyla bir ilgim yok şu an. Burayı kapatıyorum bakın. Görev, Mahmut'taki görevi kapatıyorum. Gereksiz bütün görevleri kapatıyorum şu an. Benim görevlerim şu an buradaki beni ilgilendiren görevleri bakın burada bırakıyorum gördünüz mü burada bıraktım ve şu an a, buradayız. Evet ilerliyoruz. Skills not ready. That skills not ready. That skills not ready. Hikaye genel olarak çok iyi demişsin Revolver. Evet, ben zaten en çok hikayesine uğruldum. Hatta diyordum ki Diablo'nun hikayesinden sonra beni bu kadar etkileyecek bir RPG olamaz diyordum eskiden. Ama en az onun kadar beni etkileyen bir hikayesi var. Ayrıca bir şeyden daha e, bahsedeyim. Çok ince bir ayrıntı. Hikaye konusuna değinmişken. Onu da anlatayım. Bir saniye. Bizim oyunda klaslarımız var ya. Arkanist falan filan işte her neyse. Bir sürü skill ağacı var bildiğiniz üzere. Bunun şöyle bir farkı var. E, diğer RPG'lerde bu güçler bu kullandığımız skill'ler var ya. Diğer RPG'lerde bunlar bizim karakterimize özel şeyler. Yani dünyadaki başka kimse bunu kullanamıyor. Biz süper gücüz yani Superman gibiyiz. Bu güçler sadece bizde varmış gibi diğer oyunlarda öyle bize veriliyor. Ancak Grim Dawn'da öyle bir şey yok. Grim Dawn'da nasıl yok? Şimdi şöyle anlatayım. Şurada gördüğünüz bütün skill'ler, burada gördüğünüz bütün skill'ler, diğer class'lardaki bütün skill'leri map'teki diğer yaratıklar da kullanıyor. Yani Hepsi ortak skill. Dünyanın içinde olan skill türleri. Yani bunu ben de kullanıyorum. Bir NPC de kullanıyor. Atıyorum bir yaratık da kullanıyor. Şu oyunda bizim dışımızda ee, kullanılmayan hiçbir skill yok. Yani ee, atıyorum bir Human Boss'la karşı karşıya geliyorsun. Human Boss mesela Blitz kullanıyor yani. Skill aynı skill. Anlatmaya çalıştım ee, bu. Yani biz çok dış dünyadan geldik de... ...böyle süper gücümüz var... ...öyle bir e, varlığız gibi değil de... ...zaten olan bilgileri kullanıyoruz. Yani biz aslında sıradan bir e, insanız. Olay o. Yani bizim gibi herkes olabilir gibisinden... E, ...oyun bize yaşatıyor. Bu da bizim oyundaki önemimizi azaltıyor. Yani oyun diyor ki... ...sen diyor seçilmiş falan değilsin. Senin diyor skilllerini, kabiliyetlerini herhangi yoldan geçen bir insan da çalışarak elde edebilir diyor. Bu yüzden zaten oyunda buna bağlı olarak tek atmak diye bir şey yok. Yani bir bossa tek atamıyorsunuz oyunda. Öyle bir şey yok. Çünkü biz biz de sıradan biriyiz. Sadece gerekli şeyler yapıyoruz. Bu yönünü Grim Dawn'ın gerçekten çok seviyorum. Mesela buradan en büyük ispatlardan bir tanesi. Onu da göstereyim. Şu an mesela şu bize atılan skill var ya. Şu atılan skillin aynısı mutlaka bir tane karakterde vardır. Anlatmaya çalıştım o. Mesela kendisine bir buff basmış az önce. O mesela bir bize mesela bir skill attı şu an. Ee, bir buff debuff attı. Mesela o debuff'ı kesinlikle bizim karakterlerimizden bir tanesi. O skill vardır onda yani. Bakın şimdi Grim Dawn'da bahsettiğim üzere gizli gizli yerler var. Map'te gözükmez. Mesela şuradaki yer var ya. Bakın buradaki yer. Bak. Map'te gözükmüyor farkındaysanız. Yani hiçbir yerinde göremezsiniz. Böyle çok gizli yerler var. Bu gizli yerleri kaçırmamak gerekiyor. Şimdi mesela benim oraya nasıl gidebilirim? Belli ki burada gizli bir yol var. Bu yolu keşfetmeniz gerekiyor. Şimdi tabii bununla uğraşmak istemiyorum ama yine de Şansımızı deneyeceğiz. Mesela buraya gidebilir gidebilmemiz lazım bir şekilde, değil mi? Şuradan deneyerek e, veya da burayı unutmayarak daha sonra gelip e, oraya gidebiliriz gibisinden. Evet bize bir e, şey düştü. Belt düştü. Ne veriyormuş? Physical damage veriyor. %55 physical e, damage veriyor ayrıyetten. 29 fizik geliyor, veriyor. 24 cunning veriyor. Pierce resist veriyor. Building resist veriyor. Hayvani derecede iyi bir building resist veriyor. 67 yani manyak bir şey. Ve toplam maksimum building resist resistimizi de e, building resistimizi de arttırıyor %6 şekilde ve artı 2 blitz veriyor bizim e, şuradaki sıklığımızı veriyor. Şu an düştü bu. E, bize aşırı uygun. Maalesef 58 level istiyor. O yüzden 4 level bekleyeceğimiz için şunu kenara şuraya bölgeye arıyoruz. Burada bir tane şeyimiz varmış. Aa, bir e, omuzluğumuz varmış. Bu da çok iyi şeyler veriyor. Resistlerimizi gayet toparlıyor. Ancak damage olarak lightning damage veriyor. Bizim maalesef kullandığımız damage türü physical damage. O yüzden bize çok uymuyor. Ancak mesela şaman olsaydım ve yanıma ...Soldier... E, ...skill ağacını alsaydın... ...bana çok giderdi. Mesela... ...az önce bana... E, ...sormuştun ya... ...Revolver... ...işte Şaman ve... ...Soldier iyi mi ettim falan bilmem ne... ...bak mesela bu... ...sana uygun bir... E, ...omuzluk. Neden sana uygun? Bir kere Lightning Damage veriyor. Bu Şaman'ın... skilllerinden bir tanesi. Genelde Lightning oynuyorlar Şaman'ı. Ve... Çılgın gibi resis veriyor ve altta da bak gördüğün gibi e, artı 3, artı 2 ve artı 2 e, olarak şaman e, skill'lerini destekliyor. Gayet Lightning, şaman ve soldier için e, biçilmiş kaftan. Devam edelim. Allah Allah. ilginç Buradan geçiliyor diye hatırlıyorum ama. Neyse. Daha sonra ona bakacağım. Dynamitleri NPC'den mi alıyoruz diye bir soru sormuşsun. Onun da cevabı şu. Ee, NPC'den de alabilirsin. NPC'den almak istiyorsan Homestead var. Homestead'de Blacksmith'i buluyorsun. Oradan craft ediyorsun. Eğer NPC'den almak istiyorsan. Ama ben NPC ile çok ulaşamam. Diyorsan veya da Homestead'e varamadıysan daha. Şurada e, uh, Twinfall sonra uh, Deadman's Glitch şurada ve e, uh, işte Pine Barrens'da falan karşına çıkar keserken. Yerden düşer yani. Skills not ready. do Evet, ilk rift gate'imize geldik. demişsin ki e, defansıyla bir taş Çok erken bir mağaranın e, içinde çıktı map. Map'in sağ tarafında biliyorsundur. E, neyi kastettiğini tam anlamadım. Onu biraz daha açıklayıcı yazarsan daha iyi anlarım. Skills not ready. I can't do that. skills not ready. I can't do that yet. Ha, bir yer var diyorsun ve orası diyorsun e, dinamit koyulmadan açılmıyor. Tamam. O zaman sol onun sol tarafından devam edeceksin. Oradaki cowboy tiplileri keseceksin veyahut da chest'leri açacaksın. Chest'leri açarsan dinamit bulursun mutlaka. Buradan çok fazla e, görev yapmadığımız sürece ve daha Corvin Basin'in erken döneminde olduğumuzdan dolayı çok fazla e, yaratıklardan keserek xp alamıyoruz. Sebebi de şu. Yaratıkların bazıları 53 level, bazıları 54 level. Grim Dawn'da kesin olarak şu var, şöyle bir kural var. Bir yaratık sizin levelınızdan bir level bile düşük olursa çok ciddi bir exp kaybı oluyor. Yani tecrübe puanı çok alamıyorsunuz. Çok çok az yani. O yüzden şu an mesela bunları kesmem benim için çok avantajlı değil aslında. Ancak tabi ilerlerken mecburen kesiyoruz. Şöyle ileriye dönük şöyle de bir bilgi vereyim. Oyunda 100 level olduğunuzda map'teki bütün yaratıklar en az 100 level oluyor. Hatta bazıları 110, 112 level falan oluyor skills Bazı arkadaşlar da söylemiş, demişler ki, ya demişler ben bir boss kesiyorum, sonra oyunu kuruyorum, tekrar bo boss'u keseceğim. Bu sefer boss daha zor kesiliyor. Onun sebebi de şu, siz 100 level olduktan sonra e, karşılaşacağınız çoğu boss 110, 112 level, 115 level olabiliyor. Ama bu da random. Yani aynı boss'a gidiyorsunuz, boss bir önceki oyunda 110 level çıkıyorken karşınıza bir sonraki oyun 115 level çıkabiliyor bu da sizin a, şey yapmanızı sağlıyor 115 level çıktığı an daha zorlanmanızı sağlıyor çünkü ciddi bir health ve defans artışı sağlıyor Bosta o yüzden Sıkıntı yaşıyorsunuz Aynı yaratık olmasına rağmen farklı zorlukta Kesmişsiniz gibi oluyor Evet 55'i gördük hemen Devam ediyoruz Şimdi şurada bir karar vermemiz gerekiyor Nullification'ı verdik Ve e, My events Shepard'ın e, Pasifini Elde etmeye mi gitmeliyim şu an Yani direkt önceliğim o mu olmalı Yoksa Soldier skill'lerimden daha çok damage mi e, Arttırmaya gitmem gerekiyor Şimdi onu Böyle durumlarda şöyle düşünmeniz gerekiyor Önce analiz yapmamız gereken şu. Biz az önceki çok büyük... E, ...Mahmut'taki çok büyük boss'u... E, ...çok zorlanmadan... ...yok ettik. DM'cimiz yetti. Hatta bayağı bir yetti. Ancak hafif hafif böyle bizi... E, ...zorlayacak ataklar yaptı. Demek ki bizim DM'cimiz yeterli. Ama... E, ...defansımızda bir problem var. Yani hafiften bir problem var. O zaman... Önce bu kararı veriyoruz. Bize önce defansif bir şey lazım şu an. Önce bu kararı verdik. O zaman bu kararın üstüne şu an düşüneceğiz. Ee, benim şu an burada vereceğim herhangi bir şey benim e, atamı etkileyecektir. Ve e, atama şu an gerek yok. Tabii ki daha sonra vereceğim ama şu an gerek yok. O yüzden yine defansif olarak şuradaki pasife ulaşmaya çalışıyorum ki benim Mayimens Spire'ım daha fazla beni korusun. O yüzden e, Arcanist'in skill ağacına devam ediyorum. Buradaki skill ağacına devam ederken de yani alttaki barın dolmasına devam ederken de bize sürekli zaten stat veriyor. İşte fiziğimizi arttırıyor, cunning arttırıyor, spirit veriyor, health ve enerji veriyor. O yüzden şu an burayı tercih ediyorum hiçbir yerden boyut bakmıyorum. Demişti, de, daha önce de dediğim üzere ben hani hiçbir yerden boyut bakmıyorum. Tamamen mantık e, yürütüyorum. Mantığımı da nasıl yürüttüğümü bu şekilde anlatıyorum. Skills not ready. That skills not ready. That skills not ready. Evet, ilerlemeye devam ediyoruz. Mesela şu an bir hata yaptım. Şuradaki map'i açmadım mesela. Bu hata. Hiç böyle şeyler üşenmemek gerekiyor bu oyunda. Yani şimdi şuradaki yaratıkları öldürüp oraya döneceğim. Böyle şeyler üşenmemek gerekiyor. Çünkü orada kaybettiğin herhangi bir şeyi sonra çok zor telafi ediyorsun. Biliyorum üşendirici. Ulan kim gidecek oraya tekrar dedirtiyor oyun. Ancak daha ilk videoda bile bahsettiğim üzere Grimdan böyle bir oyun. İnsanı e, uğraştırır. Ahiretten çok önemsiz bir cesetten bile aşırı önemsiz bir e, şeyden bile çok yüksek seviyede item düşebiliyor. Atlamamak gerekiyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Hatta ben en önemli item'ımı daha önceki karakterlerimde, softcore olan karakterlerimde diyeyim. Bu çünkü şu an e, ilk hardcore karakterim. Da ilk değil de yaşayan ilk hardcore karakterim diyeyim. E, onlardaki en önemli itemlarımı hep böyle chestlerden düşünmüşümdür. Skills not ready. Evet bakıyorum. Bir herhangi bir dungeon benzeri bir yer var mı? Şu an bir şey gözükmüyor. O zaman yolumuza devam ediyoruz. That skills not ready. e, item'daki efsunları dediğin herhalde şeyi kastediyorsun. Item'daki özellikleri değiştirebiliyor musun? Hayır, item'daki özellikleri şöyle değiştirmiyorsun da e, özellikleri destekliyorsun diyeyim. Yani nasıl destekliyorsun? Oyunda şöyle komponentlenen itemlar var. Komponentlerle itemların üzerindeki şeyleri ...destekleyebiliyorsun. Mesela... ...burada ben... E, ...Ancient Armor Plate diye bir şey takmışım. E, pantolonuma. Bu ne demek? Aslında pantolonun özellikleri... ...şu sarı yazı var ya... ...Ancient Armor Plate yazıyor. Onun üstündekiler aslında... ...benim pantolonumun as esas özellikleri. Ama altta... ...ona bir komponent taktım ben... ...ve alttaki özellikleri de ekledim. Olan özellikleri değiştiremezsin. Ancak... ...üstüne özellik ekleyebilirsin item'ların. Daha da güçlendirebilirsin itemlarını yani. Mesela silahımda da olması lazım. Silahıma takmamışım gerçi de. Neye takmışım mesela? Aynen mesela bak şeldime takmışım. Orada Mark of the e, Mir Maiden yazıyor ya. Onun o bir komponent türü bir ismi yani. Onu takmışım ve onun altından gelen özellikler onun sayesinde geliyor. Ama onun üstündekiler tamamen Şaldin'in kendi özellikleri. That skills not ready. Yok ana e, efsunlar maalesef değişmiyor. Öyle bir şey yok. Ha şöyle bir şey var. Bak onu da hemen hemen anlatayım. Ee, monster monstera özel yani yaratığa özel şimdi itemler var tamam mı mesela. Zaten e, buradan daha fazla ilerlemeyeceğim bugün. Onu da göstereyim gelmişken. Şimdi bakın ee, Şu karakterime gireyim Onu da hemen göstereyim Şimdiki Şu senin Büyük ihtimal ilgini çekecektir şu an revolver Şimdi Üstünde yazıyor ki en ismi yani direkt işte Gravatools diyor. Gravatools bir Nemesis türü. Yani bir çok üst düzey bir yaratık ismi. Onun diyor Legguard'sı diyor. Yani pantolon diyor. Bu pantolon çeşidi. Tamam mı? Şu Rare Pantolon. Sadece ve sadece Gravatul'dan düşüyor. Tamam mı? Ancak ee, mesela bana Gravatul'un pantolonu bu şekilde düşüyor ya. Ne, ne diyor mesela Vital damage veriyormuş, ater damage veriyormuş falan filan sana bu aynı item düşünce sana verdiği özellikler farklı olabilir. Mesela sana vitality vermez de uh, arcane damage verir. Atıyorum physical damage verebilir. Anladım ama yine ismi şey olur. Grava tools olur. Böyle bir farkı var. Yaratıklardan o yaratığa sadece o yaratığa özel itemlarda farklılıklar oluşuyor. Mesela bulabilirsem şu an. Heh, bak çok güzel bir örnek. Bak harika bir örnek buldum şu an. Bak şimdi. Bak şimdi. Sana bunu hemen daha böyle sofistike anlatacağım. Şimdi bu gravatuldan düşüyor tamam mı? Bu da gravatuldan düşüyor. İsmi de zaten o şekilde bak farkındaysan. Ee, ama bir tanesinin özellikleri diğerinden tamamen farklı. Aynı yaratıktan düşüyor aynı isimdeler ama özellikleri farklı. Özelliklerin farklı olmasını isimden de anlayabilirsin. Mesela biri diyor ki Gravatul'un diyor leg diyor ama diyor işte reptile resilience diyor mesela. Tamam mı? Diğeri neymiş? Gene Gravatul's leg guards gene ondan düşüyor. Tormented Souls diyor. Anladın mı? İsimden de öyle bir fark var. Ama şunların ikisini Gravatul dışında herhangi bir ...yaratıktan bulamazsın. Yaratıklara özel... ...rare item'larda böyle bir... ...özellik farkı var. Öyle söyleyeyim. Mesela sana fizik olanı lazımdır. Gravatul'dan düşecek... E, ...pantolonun... ...fizik ve... ...senin istediğin özelliklerde... E, ...bir... ...stat veriyordur sana. Ama sen bunu bir türlü... ...düşüremiyorsun. Onu kesiyorsundur. Sana hep bu geliyordur. Veyahut da farklı bir versiyonu geliyordur senin yapman gereken sürekli işte onu farmlayıp şu özellikleri tutturan'a kadar Gravatul kesmen gibisinden diyeyim. Böyle bir şey var oyunda. İşte bir sürü e, şey var. O tarz. Mesela bu da öyle bir item. Mesela bu da diyor ki e, Solazar's diyor. Solazar's diye bir yaratık var oyunda. Mesela bu da sadece Solazar's'tan düşüyor şu kılıç. Ama mesela bu eee sola zarsı her kestiğinde bu kılıç düşüyor ama yine temin anlattığım gibi farklı özellikleri olarak düşebiliyor. Aynı kılıç sadece ondan düşüyor ve yine farklı farklı özellikleri olabiliyor. Böyle bir şey var oyunda. Bunu aslında şimdi anlatmayacaktım. Daha böyle detaylı dönemlerde de anlatacaktım ama hadi soru gelmişken değineyim dedim. Evet o şekilde yani Sen de deneyimlemişsin zaten Hani e, bu çok bilinmeyen bir şey e, Bir de belki diğer Karakterimde de Anlatacağım bir şey olabilir Ona da bakayım Bunda da mesela şu var şu item şeyden düşüyor. E, bir dungeon var oradan düşüyor. Ama her seferinde farklı bir şey düşüyor yani. A, i̇smi aynı ama farklı yani. Böyle bir olay var. Bunda da öyle bir durum vardı. E, ama Legendary yani mor olan şunlar var ya mor. Bunlar değişmez. Şöyle değişir. Stat, e şeysi farklıdır. Mesela diyor ki işte %72 kolt demeç diyor ya veriyormuş bana. O %72 olmaz da %75 sana denk gelir. %70 denk gelir. 65 denk gelir falan. Ama orada kolt demeç olur. Oradan farklı bir demeç türü. Farklı bir dizilim olmaz yani. Sadece o rakamlarda bir oynayış olabilir. Mesela perfect düşer sana. Bana daha düşük statlısı denk gelir falan. Morlarda bir değişim olamaz. edit şeylerde de olmuyor. Elitlerde de olmuyor. Sadece rare'larda bir fark olabiliyor. Ee, bir de neyi söyleyeyim. Diğer oyunlar gibi mesela şöyle bir şey yok. Ee, oyunun sonu üstümdeki her item mor olmalı. Yani legendary olmalı. Böyle bir şey Grimdanla geçerli değil. Öyle yeşil itemler olur ki. Var ki oyunda. Ee, böyle 10 tane... Legendary birleşse onu elde edemiyorsun. Yani öyle güçlü rare itemlar var. Mesela benim elimdeki silah. Aynı şekilde elit de öyle geçerli. Elit eee armorlar içinde bu geçerli. E, oyunda o yüzden şuna kasmamalı insanlar. Yani bütün üstünlüklerin hepsi legendary olacak, hepsi mor olacak falan filan gibi bir durum Grim Dawn için geçerli değil. Bu da anlatmak istediğim şeylerden bir tanesi Aynen durum e, bu şekilde Şimdi e, Yayını sonlandırıyorum çünkü sonlandırmamın sebebi bunu Youtube'a atacağım Haliyle O yüzden bir buçuk saat oldu e, ee, onu atmam için şu an sonlandırmam gerekiyor. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Daha sonra e, YouTube atmayacağım şekilde başka yayınlar açacağım. Bu gece açarım herhalde. Evet. Kendinize iyi bakın. YouTube'dan izleyen arkadaşlar için söylüyorum şu an. E, ee, Twitch'teki arkadaşlara da görüşmek üzere diyorum. Şimdilik.